Şimdi bu 35. madde aslında bana göre çok muğlak bir madde. Mesela orada ne diyor? Silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Çok muğlak bir ifade. İstediğin yere çek. Elastiki bir ifade. Şimdi bunun gerçekten yeni anayasada çok farklı bir şekilde ele alınması, değerlendirilmesi, ona göre bunun bir yere net olarak, somut ifadelerle, yani ben bir vatandaş olarak bunu okuduğum zaman anlamalıyım. Ama ben bunu anlamıyorum. Ve şimdi buradan bana verilen yetkiye göre ben bunu yaptım. Tamam da o ülkenin siyasi iktidarı ne işe yarar? Bu iş, yani bir ülkede anarşi varsa, şu varsa, bu varsa, işte insanlar birbirini öldürüyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Orada siyasi iktidar size demokratik parlamenter sistem içerisinde veya demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içerisinde siyasi iktidar size hangi görevi veriyorsa siz onu yapacaksınız. Ordunun birinci derecedeki görevi nedir? Silahlı kuvvetlerimizin dış düşmanlara karşı, yabancı düşmanlara karşı ülkemizi savunmaktır. İçeride sivil idare ne görev veriyorsa içerideki sıkıntılara gerektiğinde polisin dışında da jandarmasıyla, silahlı kuvvetleriyle gerekli yerlerde müdahaleyi onunla yapmaktır. İşte ben yaparım havası değil. O olduğu zaman o ülke işte demokratik bir yapıdan sıyrılıp maalesef otoriter bir yapının içerisine doğru otokrasi orada egemen olmaya başlar ki bu tabii sıkıntılı bir süreç olur. Ama yeni anayasayla bu kesinlikle netleşecektir. Çok daha şey hale gelecektir. Fakat şu anda da şunu çok açık net söyleyebilirim. Artık kurumlar anayasal tanım içerisinde kendilerine hangi görev veriliyorsa o görevin idraki içerisine girmiştir. Kanal Türk ve Bugün TV'nin ortak yayınına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP tarafından dile getirilen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddialarını da sert bir dille yalanladı. Şimdi ben buradan çok açık ne söylüyorum? Benim böyle bırakmak gibi kesinlikle aklımın ucundan bile bu işin geçmesi mümkün değil. Ben iktidarda olduğum sürece, partim iktidarda olduğu sürece biz hakkında verilmiş hüküm neyse bu hükmü sonuna kadar uygularız. Ama sen bir idam cezasını infaz etmedin ve bunu maalesef siz ertelediniz ve bu milletin başına bela ettiniz. Bunun sorumlusu Bahçeli'dir. Bunun sorumlusu bizzat merhumdur ve diğer ortaklarıdır. Ve bunu ertelediler. Bakın ben size sadece burada karar metnini gösteriyorum. Çok açık net, ortada. Ve devam ediyor. Bakın. Ondan sonra deniyor ki ya başbakan niye bu kadar sert konuşuyorsun? Öbürü kalkıyor niye bu kadar sert? Söz verdin. Bizim böyle bir sözümüz yok. Çok açık ne söylüyor? Bunu açıkla. Şerefin, haysiyetin varsa bu sorulara cevap ver. Kimlerle pazarlıklar yaptığını, hangi vaatleri verdiğini anlat. Türk devletini kimlere peşkeş çektiğini, itibarının nasıl ayaklar altına aldığını itiraf et. Yeni anayasa ile kimlere ne umutlar verdiğini söyle. Başbakan Erdoğan karanlık hesaplarını kapatmak maksadıyla sürekli MHP'ye iftira filan deyip duruyor. Şimdi burada değerli arkadaşlar şunu söylüyorum. Bakın şu ifadeye benim vereceğim cevap şudur. Bunu açıkla, şerefin, haysiyetin varsa bu sorulara cevap ver. Kimlerle pazarlıklar yaptığını, hangi vaatleri verdiğini anlat. Türk devletini kimlere peşkeş çektiğini, itibarını nasıl ayaklar altına aldığını söyle. Ben bunu cevapsız bırakmam. Şimdi ben şunu söylüyorum. Eğer senin şerefin varsa, senin onurun varsa, haysiyetin varsa kiminle ne görüşme yaptığımı sen açıkla. Hukukta bir kaide var. Müddei iddiasını ispatla mükellef.